Salam, hoş gördük sizi, əziz və dəyərli Kanal 3 izləyiciləri. Kanal 3 studiyasında aylar sonra yenə də qaldığımız yerdən davam edirik. 24 dəqiqəlik proqramımızı bugündən itibarən start verdik. Bugün proqramımızın çox dəyərli qonağı var. Qardaş Türkiyədə Son Nöqtə Haber saytının qurucusu və baş redaktoru, eyni zamanda Uluslararası İnternet Media və İlətişim yayımcıları Birliyi Başkanı Sərdar Akyol bugünkü verişimizi qonaqdır. Sərdar Bey, Bakıda görməyə, öz vətəninizdə görməyə çox şadıq sizi. Biz də şad olduq. Allah razı olsun. Yəni, biz Bakı də bizim... vətəndən vətənə xoş gəldiniz. Xoş bulduq. Allah razı olsun. Vətən bizim can vatanımız, Azərbaycanımız, kanımız. Biz burada hər zaman da olmaya şad olacağız Allah'ın izniyle. Türkiye ile Azerbaycan hiçbir zaman değişilmez bütünlük. Hiçbir zaman. Bunu her zaman Azerbaycan'da da ve Türkiye'de de yaşıyoruz zaten. İnşallah diyoruz ki çok yakın zamanda bağlar tamamen birleşir. Birleşmiş zaten de. Tamamen birleşir. Bir kipir Türkiye'nin nasıl yavru vatanıysa Azerbaycan'la da Türkiye'de birbirlerine yavru vatan olsunlar. İnşallah. Öyle de olacak. Çünkü İnşallah. Türkiye bizim için sıradan bir ülke değil. Evet. Türkiye bizim için kardeş olmaqdan da öteye keçir. Birik. Yani aslında ben her zaman verilişlerimde de diyorum ki bizim için vatan Ankara'dan başlayır. Evet. Niye Ankara'dan başlayır? Bu devleti kuran kişinin de mezarı Ankara'ya emanetti. Milli liderimiz Mehmet Emir Resulzade'nin əsri mezarlığındaki mezarı bizim için belə deyək, and yerimizdir. Her zaman da Ankara'ya geçsek mütləq ora getməliyik. Sizə təşəkkür edirik ki, bu neçə illərdə Azərbaycanı tək qoymadınız. Bizim üçün Türkiyə həm də Nuru Paşadır, Ənvər Paşadır, Xəlil Paşadır, Süleyman Paşadır, Mürsəl Paşadır. Evet. Və bugün də o paşalar yenə də Azərbaycanın yanındadırlar. Bugün yenə də Türkiyə siyasəti, Türkiyə mediası, Türkiyənin xalqı ən önəmlisi yanındadır. Və mən düşünürəm, belə də olmalıdır. Mən istəyərdim verilişimizə bu sualla başlayaq, Sərdar bəy. Türkiyədən Azərbaycan necə görünür? Bir media təmsilçisi olaraq, bir jurnalist olaraq, bir bürokrat olaraq, bir hər halda Türkiyədə fəal bir şəxs kimi. Mən istəyərdim bir də Türkiyədən Azərbaycana baxaq. Türkiyədən Azərbaycan gerçək və gerçək olaraq söylüyorum, çox muazzam bir şəkildə gözüküyor. Nədən muazzam bir şəkildə? Daha öncəki illərdə Azərbaycan Türkiyəyə, Türkiyə Azərbaycan bir-birlərini tanımıyorlardı. Amma bu 44 günlük savaş müharibəsində və gerçək Azərbaycan və Türkiyənin bir bağ olduğunu bütün 7'sinden tut 70'ine kadar bütün insanların tamamı evet biz Azerbaycanız dediler ve Azerbaycan olmayı yaşadılar. Bunu da söylüyorum, biz 44 günlük savaşta gecemizi ve gündüzümüzü hiçbir zaman uykumuzu tamamen bölerek 44 gün boyunca aklımız ve ruhumuz Şuşa, Karabağ buralarda her zaman oldu ve olacak da insanlar sokağa çıktığı zaman inanın buna Azerbaycan bayrağını alarak öperek ve başının üstüne koyarak biz gerçek Müslümanız dediler. Çok şükürler olsun. Yani bizim için her şeyden gururdu. Bilirsiniz 44 günlük savaşta Azerbaycan'a Türkiye'den başka devletler de destek evet. verdiler. Ama Türkiye'nin desteği bir başkaydı. Ben cesaretle diyorum ki 44 günlük savaşta o 3000'e yakın şehitlerimizin ve minlerle gazilerimizin olmasına rağmen belki de Türkiye'nin o lojistik, belki Türkiye'nin o müasir silahları Azerbaycan'a verilmesiydi, satılmasıydı ve daha çok şehidimiz olabilirdi. Evet. Bu da bir başka kardeşlik borcudur. Bir de bu da bir başka kardeşlik kömeğidir. Bir de istiyordum o 44 günlük savaş döneminde herhalde siz oradaydınız. Evet. Bizimle eyni dövünüz, yüreğiniz. Bir de o günleri bir hatırlayaq Serdar Bey. O günler sanki yürek, sanki o savaş meydanındaydı. Bütün Türk halkının yine de diyorum ki küçüğünden tut büyüğüne kadar basınından tut normal esnafına kadar tamamının yüreği saniye ve saniye direktmen savaş bölgesindeydi. Bir şehit haberi geldiği zaman bütün anneler, bütün kardeşler, bütün kızlar hüngür hüngür ağlıyordu. Neden? Çünkü bir Türk kanının orada şehit olduğunda bizim Türk askerini nasıl PKK ile savaştığında dağda operasyon bölgesinde bir şehitimiz geldiği zaman hüngür hüngür ağlayıp bütün ilin hangi ilin şehitiyse o il tamamen oraya yığındıysa ve Azerbaycan'daki gelen şehitte de aynı şekilde bütün herkes hüngür hüngür ağlayıp ve Kur'an-ı Kerimlerini tek tek açıp o şehidimize Allahu Teala huzurunda dualar edip
Şehadetnamesini yerine getirdiler. Ve her zaman da öyle oldu, her zaman da öyle olacaktı. 44 gün zarfında evet şehidimiz çok oldu ama olmasaydı daha çok olacaktı. Ve yine diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin burada çok büyük bir rolü var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın ve siyasi yönlerinin tamamını, İçişleri Bakanlığımızın özellikle ve özellikle bizim Genelkurmay Başkanlığımızın ve Hulusi Akar'ın çok büyük destekleri, çabaları neticesinde. O siyalarımızın burada olmaması, biraz önce sizin de anlatmış olduğunuz gibi Azerbaycan'da buna emin olun ilk yaşanan savaştan değişik bir şey olmazdı. Buna da çok iyi emin olun. Yani o siyalarımızın, o askerlerimizin, bizim daha önceki gelip tatbikat bölgesinde kalan Türk askerinin halen o bölgede olması çok büyük bir cesaret ve çok büyük bir eziyet çekilerek savaşımızı az ve az noktaya getirdiler. Binlerce şükürler olsun ki son savaşlarımız olsun. Tek bunu diyoruz. Son savaşlarımız olsun. Bir daha ne Azerbaycan'daki kardeşlerimizin, ne Azerbaycan askerimizin, ne Türk askerimizin bir daha kanı asla ve asla dökülmesin. Biz bunu istiyoruz her zaman. Son savaşımız olsun dediniz. İster istemez hatırıma ölmez Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı ile ilgili söyledikleri hatırladım. Evet. Ki Tanrı bir de bana İstiklal Marşı, bu millete İstiklal Marşı yazdırmaya nasip etmesin. Evet. Gerçekten Tanrı bir de bize işgalda olan torpaqlarımızı azat etmek dönemini kismet etmesin. İnşallah. Torpaqlarımız işgalda olmasın. Tabii ki bizim bilirsiniz tarixi torpaqlarımız var. Azerbaycan'ı çok güzel bilirsiniz. Azerbaycan zaman zaman tarixi torpaqlarının itirip, neye göre itirip? Azerbaycan'ın kuzeyinde Dərbənd, bugün Dərbənd merkezli evet. Rusya'nın işgalındadır. Aynen öyle. Azerbaycan'ın büyük bir bölümü bugün təxminən 20 bin kvadrat kilometre yakın ərazidir. Göyçə, Zengezur, İravan, aslında İravan özü Azerbaycan torpaqlarında. Aynen öyle. Onun da bir özünün müzakirəsi fərq edir. 1918-ci ildeki ictimai siyasi durum özü də müzakirəyə açıldı. Amma hər halda orada da ermənilərin bizim torpaqlarımızı, aslında Ruslar Göyçə və Zengezuru 1921-ci ildə ermənilərə veriblər. Güney Azərbaycanın sorunlarını bilirsiniz, Borsalının sorunlarını bilirsiniz, Gürcistanda hər an onların da problemləri var. Güney Azərbaycanda sayı 35 milyondan artıq olan soydaşlarımızın bugün doğal haqları yoxdur. Amma biz dünyada yaşayan Azərbaycan türklərinin yeganə müstəqil dövləti biz olduğumuza görə yükümüz ağırdır. Ona görə bu məsələdə Türkiyəni yanımızda görmək, Türkiyə ilə bərabər yürməyi özümüz üçün gerçəkdən qürur bilirik. Amma bir də Türkiyənin də sorunları var. Bax, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızdan öncə Türkiyənin bir barış hərəkatı vardı, Afrin hərəkatı var. Mən istəyərdim biraz da söhbətimizi Türkiyənin bu bölgədəki terrora qarşı mücadiləsindən danışaq. Tabii ki, memnuniyyətlə. Yani şu an Türkiyənin Afrin bölgəsi dediyimiz Suriye kırsalında yaşanan bölgelerimizde. Evet, terör bizim baş düşmanımız. Bunu bütün ülkeler de biliyor, bunu bütün dünya da biliyor. Terör yaşandı ve yaşanacak bir nahlet bir kesim diyoruz biz her zaman buna. Ve adını da nahlet olarak koymuşuz zaten biz Türkiye'de buna. Barış Pınarı Hareketi'nde Türkiye'nin gerçek rolü çok büyük. Özellikle ve özellikle Suriye bölgesinde, kırsal bölgelerinde yaşanan bu olaylarımız. 1900, demin dediğimiz gibi 19'da Nahçıvan, Erivan bölgesindeki yaşanan olaylarda. Baştan oraya geçeyim ben, Nahçıvan, Erivan bölgemize geçeyim. Erivan'da 1919'da ilk Türkiye'ye göç edenlerden bir tanesi benim dedelerim. Ben sözünüzü özür istedim, kesmeyeyim. Nahçıvan dediniz, ben verilişimizin evvelinde paşalarımızı sadaladım. Nahçıvan adı gelende ilk qeyd edəcəyimiz paşa Kazım Qarabəkir paşadır. Onun da ruhu şad olsun deyirəm. Mekanı cennet olsun. Evet, buyurun, mekanı cennet olsun. Nuri Kazım Paşa olmasaydı gerçekten biz şu anda hiçbir zaman hiçbirimiz de bu hayatta da olamazdık. En büyük varlığımız zaten olan Atatürk zaten. Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığı olmasaydı Türk varlığı hiçbir zaman yaratılmazdı. Şüphesiz, bunu Azerbaycan da aynı kesimde ilk yaşanan savaş bölgesinde bunu da çok iyi biliyor. Nuri Paşa'nın Azerbaycan'da yapmış olduğu bütün varlıklarla beraber.
haber. Serdar Bey, biz ben verilişimizin evvelinde dedim Ankara'dan başlanıp Əsri Məzarlığından. Biz Əsri Məzarlığını ziyaret edip Anıtkabir'e geçmesek bizim Ankara ziyaretimiz təkmil olmaz. Yani mütləq Atatürk'ü mütləq ziyaret etməliyik ve her halde bir vəfa borcumuz var. Çok Atatürk büyük vəfa borcu. Önderdiğinde Türkiye'ye ve Türk insanına ve Türk paşalarına. Türkiye ve Azerbaycan olarak Atatürk'e vefa borcu var. Evet. Sadece Azerbaycan'ın değil. Çok doğru. Buna çok emin olun. Türkiye ve Azerbaycan olarak biz Atatürk'e çok büyük bir borcumuz var. Biliyorsunuz Atatürk Yunanistan Selanik doğumlu. Doğru. Şimdi Selanik'ten kalkıp gelip Türkiye topraklarına yerleşip ve Türk askerliğine dahil olan tek bir dış varlıklardan bir insandır. Atatürk gerçek bir Türkiye sevdalısı ve gerçek bir Azerbaycan sevdalısıydı. Bunu çok iyi bilin. Bazı insanlar bunu bilmiyor. Azerbaycan topraklarına geldiği zaman ben Türk topraklarından hiçbir zaman Azerbaycan topraklarını ayrı koymadım ve esirgemedim dedi. Bu kelimesi çok güzel bir kelime. Ve Azerbaycan-Türkiye arasındaki yaşanan en büyük bağ buradan geldi zaten. Atatürk'ün şeyinde geldi. İnşallah bu varlıklar her zaman da olacaktır. İnşallah da devam edecektir. Serdar Bey, tahminen 10 Noyabr deyirik biz, 10 Kasım. 10 Kasım. 10 Kasım'dan bizi 7 aydan artık fazla bir zaman ayırır. 10 Kasım'a kadar biz Şuşa Zəfərini yaşadık, Cəbrail Zəfərini, Füzuli, Zəngilan. Evet, evet. Ve ondan sonra Ağdam, Laçın ve Kəlbəcər de savaşsız oldu. Ve Qubalını qeyd etmək istəyirəm ki, orada bizim şehitlerimizin qanı axıb. Bütün topraqlarda, orada azad olan torpaqlarda şehitlerimizin qanı axıb. Evet. En çok benim bildiğim kadar Füzuli'de axıb. Çünkü ilk oradan başlandı savaş. Ama ilk azad ettiğimiz şehir Cəbrail oldu. Bak, bütün bu dönemlerde ben size deyim ki, Azerbaycan'da düşünce bu idi ki, bu meselelerde Türkiye yanımızdadır. Her zaman. Azerbaycan əskeri de, Azerbaycan siyaseti de bu meselede bir yere vurdu. Bir hedefe vurdu. Dövlət, ordu, millet birliğinin şahidi oldu. Evet. Ve o millet diyende onun içerisinde Türkiye de var. Tabii ki. Dövlət diyende bir millet, iki devlet dediğimiz Türkiye de var. Ve ordu diyende de tabii ki Türkiye'nin mütəxəssisləri burada olurlar. Bunu gözəl bilirik. Bugün bizim ama sorunlarımız var. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa səfəri bizim o sorunlarımızı biraz optimistleştirdi o sorunlarımızın çözülmesinde. O mesaj verildi ki, Şuşa Azerbaycan şehirdir, heç zaman bir de orağa gavur ayağı değmeyecek. İnşallah. Öyle mi? İnşallah. Şuşa beyannaması evet. Bağlandı. Evet. Bence biraz değil, tam diyelim buna. Tamam. Evet. Tam diyelim. Ben sorunlarımızı diyeceğim size. Sorunlar neden ibaret. Şuşa beyannamesini de değerlendirdiniz. Evet. Siz Bakü'deydiniz de Şuşa beyannamesi. Evet, Bakü'deydim ben Şuşa beyannamesi yapıldığında. Yani Türkiye'ye göre şey olarak ben şey yapıyorum. Evet, Türkiye bundan çok memnun. Açıkçasını söyleyeyim. Türkiye ile de görüştüğüm zaman, diğer basın mensubu arkadaşlarımla da görüştüğüm zaman, halklarla görüştüğüm zaman, evet, Azerbaycan'ın gerçek kimliğine bu saatten sonra kavuşma zamanı geldi deniliyor. Ve bu kavuşma zamanı da iki devlet büyük başaşçılar tarafından göstermiş ki, biz bu saatten sonra ne Rusya'sı, ne Ermenistan'sı, ne Fransa'sı bu ülkeye hiçbir zaman hakimiyetini sağlayamayacaktır ve sağlatmayacaktır. O Şuşa beyannamesinde yapmış olduğu imzalar, gösterişler, her şeyler ortaya gösterdi zaten. Şükürler olsun. Ama biz bilirsiniz 1993 yılın Mayıs ayının, May ayının 25'inde sonuncu Rus əskeri, evet. Mərhum Əbülfəz Elçi Bey'in dönemiydi. Sonları ruhu şad olsun. Amin. O dönemde Rus əskerini buradan çıxarmışdıq. Yani Sovetler Birliği'nde ilk Azerbaycan oldu ki burada Rus əskeri kalmadı. Evet. Tabii ki Pribaltikanı da bu. Baltikyanı ülkelerde buna aid etmiyorlar. Ama 27 ildən sonra Rus əskeri yine buradadır. Bax, mən istəyirəm ki Şuşa bəyannaməsindən sonra sizin o vizyonu necə görürsünüz, o perspektivi necə görürsünüz ki Rus əskerleri Sülh Məramlı adında barış misyonu ile geldiler ama biz hiç zaman Rusya'dan barış misyonu görmemiş. Görülmedi, Azerbaycan topraklarının işgali de, Ermeniye destek de, bütün bunlar hamısı Kremlin'den idare olunmuştu. Evet. Bunu açık açık biz deyirik zaten evet. Buradan. Ama siz ne düşünürsünüz? Şuşa beyannamesinden sonra bu yönde her hansı bir ilerleyiş görünür mü? O vizyonu nece görürsünüz? Evet, bu ilerleyiş görülüyor. Neden görülüyor? Biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gelmeden 2 gün öncesinde
Brüksel'deydi. Doğru. Ve Brüksel'de sayın zirve toplantısı. Zirve toplantısında Biden'le bu görüşmeleri tamamen sağladı ve Biden'le bu görüşme neticesinde çok olumlu bir sonuçlar alarak o davullu zurnalı biz dediğimiz tedbirlerle biz Azerbaycan'a kadar geldi ve Azerbaycan'da Şuşa bölgesinde yapmış olduğu en güzel tedbirleri de orada gösterdi. Evet, Biden'den bu cevabı aldı ve bundan sonraki zamanlarda Allah nasip ederse Rus ordusunun tamamen diyelim, tamamen yavaş yavaş kırsal kesimlerini tamamen şey yapayarak ve Azerbaycan'dan ayrılacağını şeyini aldı, tedbirini aldı. Ve bundan sonra Azerbaycan ve Türk ordusunun bu bölgede her zaman hakim olacağını da dile getirdim. Serdar Bey, biz gerçeği diyeyim size, evet. Yani benim inandığım gerçeği de olabilsin kimse. Bizim için Türkiye'de, Türkiye siyasetinde, Türkiye hakimiyetinde her hansı bir siyasi partinin olmasından daha önemlisi güçlü Türkiye'nin olması. Güçlü Türkiye'nin. Biz düşünürük ki Azerbaycan olarak güçlü Türkiye'nin varlığı hem de Azerbaycan'ın varlık garantidir. Aynen öyle. Bunu biz 18'in yılında da gördük. Doğru. Bunu biz öten yılda da gördük. Bunu biz öten yıllarda da gördük ki eğer açık diye izleyicilerimiz yakin ki bu programı Türkiye'de izleyecek. Tabii ki. 1992-93 yıllarda, hususuyla 93 yılda Türkiye'nin bugünkü iktidarı olsaydı o topraklarımız Ağdam, Füzuli, Kuvadlı, Cebrail, Zengilan'ın getmesi gitmezdim. Mümkün değil. Asla. Yani Türkiye'nin o dönem iktidarı, Süleyman Demirel idi başbakan ve biz sayın ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Özal'ın ölümü de müphem oldu. Çok onu da her zaman saygıyla anırız. Ama bütün hallarda Türkiye'deki iktidarların özünün de varlığı bizim için önemlidir. Ama güclü Türkiye bizim için önemlidir. Türkiye. Ve güclü Türkiye olmaktan ötürü bugün Türkiye ne etmelidir? Türk dünyası ne etmelidir? Ve o cümleden evet. Azerbaycan ne etmelidir? Aynen. Ve bizim medya olarak üzerimize ne düşür? Sonunda verilişimizin sonuna doğru medyanın görevlerini de sizden eşitmek istiyorum. Tabii ki. Ama önce toplum ve siyaset ne etmelidir? Bize güçlü Türkiye önemlidir. Bize güçlü Türkiye'nin ve güçlü Azerbaycan'ın bu saatten sonra yaşanabilmesi için sadece güçlü Türkiye demeyelim. Çünkü bu kavram Azerbaycan'da dahil oldu bu saatten sonra. Hı. Türkiye için. Ve güçlü Azerbaycan ve güçlü Türkiye neticesini biz sivil toplum örgütleri veya sivil halk tarafından neler etmemiz lazım? Öncelikle bir el birliği oluşturmamız lazım. Şimdi evet, biz Türkiye'de açıkça söylüyorum, biz Türkiye'de Azerbaycan'dan gelen her insana o kadar şeylerle baktık ki böyle nasıl diyeyim sana, el birliği üstünde tutarak. Yani ha Azerbaycanlı bizim canımız, kardeşimiz, toprağımız. Biz bunu Azerbaycan'a geldiğimiz zaman bunu görmedik. Açıkça söyleyelim. Birkaç kesimler tarafını çıkıyorum. Diğer kesimlerde görmedik. Örnek, yani bunlar tabii burada anlatılmaz ama o özveri şu anda halen Azerbaycan'da yaşanmamış. Evet, bu 44 günlük savaş neticesinde birazcık alınmış ama halen eski geri kafalar dediğimiz insanlar olur ya, geri kafaların yaşamış olduğu ortam halen devam ediyor. Sivil toplum örgütleri öncelikle kendi bünyelerinde, sivil toplum örgütleri iki ülkenin bağını birleştirmesi lazım. Sivil toplum örgütleri neden kuruluyor? İnsanları, bağları, birliklikleri beraber oluşturabilmesi için, toplumu daha çok geliştirebilmesi için, insanları birbirine sarmaş dolaş etmesi için sivil toplum örgütlerinin vermiş olduğu görevler bunlardır. Ama sivil toplum örgütlerine bakıyoruz ki evet, bunların neticesinde en çok kendilerini üst safhaya, siyasiye intikal etmeye çalıştıkları için bu dediğimiz ortamlar hiçbiri yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Yine de söylüyorum. Sivil toplum örgütleri gerçek bir sivil adı üzerinde sivil insanlarla, sivil dostlarla, sivil etraflarla birlik bağlarını oluşturması lazım. Evet, benim buraya Azerbaycan'a gelmemin sebeplerinden bir tanesi de biz medyayı beraber birleştirelim dedik. Hı hı. Bunu devletler arasında birleştirdiler ama iki devlet arasında yapılan protokollarda birleştirdiler. Biz de sivil toplum örgütlerindeki medyalar olarak bir olalım, güçlü olalım, bağ olalım, hiç kimseyle şeyimiz olmasın dedik. Buraya geldiğimde her şey bakıyorum ki evet, Rusya ile bir bağ halen devam ediyor. Çünkü neden? Eski bir rejimden Ruslarla beraber yaşanmış dönemler, ortamlar var. Medyada aynı şekilde Rus medyalarından daha çok şey var. Türkiye medyasına fazla ilgi gösterilmiyor. Sadece evlerde bakıyoruz, insanların oturup
kino izlemeleri, yani kino dediğiniz filmler, Türk filmlerine bakıyorlar. Bir açıp da Türkiye'de haber ortamına bakmıyorlar. Ne haberi var Türkiye'de? Neler yaşanmış, neler görülmüş, insanlar neler yapıyor, sel felaketleri yaşanıyor, kaç tane ölümümüz var, kaç tane dirimiz var, kaç tane binamız yıkılmış, bu ortamlara bakmıyorlar. Çünkü halen bizim iki tarafında beyni halen eski devre gidiyor. Neden eski devre gidiyor? Aman ben film izleyeyim de gerisi ne olursa olsun. Öyle dava yok yani. Acaba bu ülkede neler yaşanıyor? Bu ülkede ne baş getiriyor? Acaba Azerbaycan'la Türkiye kardeş oldu da dış ülke ikisine iyi mi bakıyor, kötü mü bakıyor? Bu ev ortamlarında yok zaten. Biz bunları geliştirelim dedik. Bunları yaşatalım dedik. Evde insanlar oturmasın dedik. Her bir sivil toplum örgütüne üye olsunlar ve sivil toplum örgütleri içerisinde neler yapılabilir? İki bağ dedik bu saatten sonra Türkiye ve Azerbaycan. Bir kardeş, bir can, bir toprağımız orası, bir toprağımız burası. Biz bu toprak neticesinde oradaki insanın evinde el işi olarak, el işi gördükleri iş nelerdir? Ben burada aynısını yapabilir miyim? Evet yaparsın. Ben. Yapamayacak bir şey yoktur. Fazlasıyla da yaparsın. Çünkü o beyin var sende, o güç sende var. Anlatabildim mi? Evet. Biz bunları, bağları oluşturalım diye Azerbaycan'a geldik. Ve görüyorum ki evet bu bağ halen yok. Olmamış. Olabilir mi? Evet olabilir. Neden olabilir? Bir tiyatro alanını dolduralım tamamen insanlarla beraber. Üç kelime söyleyelim. Üç kelimenin üçünü de alacaklar. Birini geri vermeyecekler. Neden vermeyecekler? Evet biz bundan önceki yıllarda Rus rejimine, Sovyet rejiminden bize hiçbir şey yaptırmadılar. Doğru mu? Gerçeği de bu. Yapılmayan bir şeyi, evet şu anda Türkiye'de neler yaşanıyor, neler yapılıyor, neler yapılabilecek bu saatten sonra sivil topluma biz bunu katmamız lazım. Medyaya da aynı şekilde. Ben görüyorum dışarıya çıktığım zaman eline bir telefon alıyor, iki tane video çekiyor, diyor ki ben gazeteciyim. Böyle bir gazetecilik sıfatı olmaz. Ben çok yaşadım çünkü burada. Evet bir gazeteci dediğin zaman bir kimliğin olacak. Öncelikle bir kimliğin olacak. Çok doğru. Kimlik çok şart. Ne kimliğin olacak? Medya kimliğin olacak. Neyin olacak? Büyük bir elinde... fotoğraf makinen olacak. Ben bunları herkese anlatıyorum. Sadece telefonla çekmiş olduğun resim veya telefonla çekmiş olduğun video, canlı yayın yapmak Facebook'larda, sosyal medyalarda değil bu. O kimliği yaşamamışız ve o kimliği yaşatmak için. Elimizden ne giriliyorsa biz Türk halkı olarak, Türk medyası olarak burada da aynı şeyi göstermek istiyoruz. Ben bunu ilk geldiğim ortamlarda birkaç gün arkadaşlara böyle söyledim. Ya bu kafayla gidemezsiniz siz dediler bize. Tamam biz bu kafayla gidemezsek o zaman siz de bu kafayla hiçbir şeyi yaşayamazsınız deyip kapattık geçtik ortamı. Çok teşekkürler Serdar biz Bey. Ben düşünüyorum ki hele bu son mesajlarda Türkiye-Azerbaycan medya alakaları için bir olgun ve aynı zamanda değerli mesaj oldu. Size teşekkür ederim ama bir şey var aziz izleyicilerin nazarına çattırım ki her şeyin başında bir siyasi irade var, bir devletin iradesi var. Milletleri devletler terbiye edir. Evet. Bunu ben demirəm. Bunu devlet-millet kontekstinde en güzel yazıların müellifi olan Michel Foucault deyir ki, her cemiyette dəliliyi təyin edilen hakimiyyətlerdir. Ona göre bizim cemiyette de bugün eğer görürsünüz ki, insanlar Rusya'ya yine meyiller var. Bu hakimiyyətin özünün siyasetinden evet. Doğur. Ama millet gerçekten Türkiye'ni sevir. Bu ülkede Rusya'yla Türkiye müqayisiyaya gelmez. Bu son 44 günden sonra, savaşımızdan sonra yaşananlar. Yok ben size deyim, Azerbaycan cəmiyyəti için Rusya adlı məfhum 1990'ların 90-cı ilin 20 yanvarında ve 1992-ci ilin 26 Şubatında, 26 fevralında bitmiştir. Bundan sonra olanlar siyasi meselelerdir. Evet. Ve ben düşünürüm ki, əlaqələr güclənməlidir. İnşallah. Sivil toplum örgütleri, qeyri-hökumət təşkilatları, medyada evet. Bunun üzerine büyük yük düşür, o cümleden sizi. Mən düşünürəm ki, sizin Azərbaycana gəlişiniz də bundan bağlı yeni perspektivləri vəd edir. Təşəkkürlər Sərdar. Biz də Kanal 13-də o zaman diyoruz ki, bundan sonra Sayın Rıfat Bey ile Allah güç kuvvet verirsə, Azərbaycan ve Türkiyəsini ele alıp çok güzel projelerimizi yapıp, bundan sonra o bağı yetiştirip, Türkiye'de yaşanan medya ortamı neceyse, bundan sonra Azerbaycan'daki o medya ortamı da aynı bağda olmasın. İnşallah, inşallah. Beraber inşallah bunu tedbir ederiz. Çok sağ olun. Kanal 13'te sizi görmemize ve Kanal 13 ile sizin emektaşlığınıza seve seve biz destek veririk ve Kanal 13 rehberliği de o cümleden buna sevinir. Teşekkür ederim. Bir daha vatanına vatana hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Buraya beni konuk ettiğiniz için Kanal 13'e, Kanal 13 ekiplerine tamamen. Genel yayın yönetmenlerine, Rıfat Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Aziz izleyiciler, bir daha nizarızı çatdırıram ki, 24 dəqiqəli programımızın bugünkü qonağı,
qardaş Türkiye'den, yani vətəndən vətənə gəlmiş Türkiye'nin son nöqtə haber saytının durucusu ve sahibi, eyni zamanda Uluslararası İnternet Media ve İletişim Yayıncıları Birliği'nin başkanı Serdar Akyol idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Amin.